Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. İlk tekrar programımızda din dersimizle beraber Tonguç Öğrenmem. Din dersimizin birinci dönem full tekrarını senle beraber şimdi yapacağız. Hazırsan Tonguç Öğrenmem. Hazır mısın? Bismillahirrahmanirrahim. Harika bismillahirrahmanirrahim. Doğru söylüyorsun. Tebrik ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Ve hayalimizdeki liseye giderken ilk tekrarımızı yapacağız süper bir tekrarımızı yaptıktan sonra birinci dönemdeki bütün konuları tekrar edeceğiz inşallah. Ardından son tekrarımızı yaptıktan sonra mayıs ayında süper bir şekilde hayalimizdeki gideceğiz ve din dersimizden de 10 tane soru geliyor. Ve bu 10 tane sorunun da hepsi bizim için kıymetli, hepsi bizim için değerli ve 10 tane net demek. Dolayısıyla biz bunu nasıl yapacağız hemen göstermek istiyorum. Bir kere birinci dönem LGS din konularına büyük resme bakacak olursak üç tane ünitemiz var. Kader inancından başlıyoruz. Zekat ve sadaka e ünitemiz var. Ardından da din ve hayat ünitemiz var. Şimdi bir kere kader inancında e, kader ve kaza ile ilgili kavramlara bakmıştık. Kaderin ne demek olduğunu, kazanın ne demek olduğunu aynı zamanda e, işte emek, rızık aynı zamanda işte e, ömür ecel ve benzeri bunlara bakmıştık ve ardından Hazreti Musa ve Ayetel kürsüye bakmıştık ve bu üniteyi tamamlamıştık. Ardından zekat ve sadakaya gelmişti. İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmayı verdiği önem, zekat ve sadakanın ne demek olduğu, aralarındaki farklar, bireysel ve toplumsal faydalarına bakmıştık ve Hazreti Şuayb ve Maun suresi ve anlamıyla tamamlamıştık. Ardından üçüncü üniteye geldik ve son olarak da din birey toplum ilişkisini incelemiştik. Dinin temel gayesine bakmıştık. İslam'ın şartları kaç tanedir? Beş tane. Harikasın. Peki imanın şartları kaç tane Devran Bey? Altı tane. Harikasın. Buna da amen diyoruz altı tane. Ve buna da amen diyoruz. İşte bunları beraber öğreneceğiz. Tabii ki çok önemli, çok değerli bir konuyla beraberiz. Din dersimizde hayatımızın amacına da bakıyoruz aslında. Dolayısıyla bizim için çok değerli, çok önemli bir dersle ve konularla beraberiz. Tonguç Erhan burada biliyorsun teker teker senle beraber ilk tekrar programımıza uygulayacağız ve bugün senle beraber bu üç tane üniteyi tamamlayacağız inşallah. Üç ünitenin dağılımlarına baktığımız zaman da aslında biz sözel bölümde 2023, 2022, 2021 ve 2020 sınavlarını teker teker inceledik. Ve bu sınavların analizine baktığımız zaman kader ve kaza inancından yani aslında ilk ünitemizden ortalamada üç tane soru geldiğini aynı zamanda Anda zekat ve sadaka ünitemizden ortalamada da iki tane soru geldi, iki buçuk üç tane soru geldiğini din ve hayat ünitemizden de ortalama da üç tane soru geldiğini tespit ettik. Dolayısıyla biz bu üçer e, işte her birisinden üçer diye düşünürsek üçer soru toplam dokuz sorudan sorumlu olacağız ilk üç ünitemizde ve LGS'de bu ilk üç ünitemizi tamamlayacağız seneler beraber. ilk tekrar programımızda gün gün ilerlemeye devam ederken burada geldik kader inancı ve zekat ve sadakaya hemen ödevlerini vermek istiyorum ilk tekrar LGS setimizden. Ödevim var Tonguç Eren Bey'im. İlk tekrar kitabımızdan ödevim var burada. Sayfa 162-173 arası. Yani aslında kısa bir ödev merak etme. Sadece din sorularını oluşuyor. Zaten din kısmını tamamlamış olacaksın. Sayfa 162'den başlıyorsun Tonguç Eren Kader inancı, zekat ve sadaka din ve hayatta bitiriyorsun. 173'e kadar burada din ve hayatın ikinci testiyle bitiriyorsun Tonguç Eren Zaten deneme ödevlerimize geliyor. Hadi bakalım o zaman Bismillah deyip dersimize başlayalım. Şimdi senle beraber kader ünitemizle beraberiz. Bir kere kader inancı dediğimiz bu işin tepesinde. Yani Allah'ın her şeyi bir ölçüyle yaratması ve yarattığı her şeyin içerisine bir düzen koyması aslında kader inancı. Ve Allah'ın her şeyi bilip takdir etmesi, önceden bilip takdir etmesi zaten o yarattı. Mesela işte bizi o yarattı zaten her şeyi biliyor, zamanı o yarattı zaten. Dolayısıyla neyin ne zaman olacağını dahi her şeyi biliyor takdir ediyor. Ve buna biz kader inancı diyoruz. Yani Allah her şeyi dizayn etti. Her şeyin tasarımcısı. Ve bunun altında da aslında kader kavramımız oluşuyor. O da nedir? Bir şeye gücü yetmek, biçimlendirmek, planlamak, ölçüyle yapmak, kıymetini bilmek, mukayese etmek. Bu kavramlar gibi düşünebiliriz kader anlayışını. Peki kazaya baktığımız zaman da hükmetmek, emretmek, yaratmak ve gerçekleştirmek. Şimdi bunların karşılaştırmasına baktığımız zaman aslında şöyle bir mantık var. Kader Allah'ın her şeyi bir ölçüye ve düzene göre yaratması. Kaza da bu ölçüye düzene göre belli şeylerin olması. Bu kadar basit, bu kadar öz bir tanım yapabiliriz. Şimdi kader ile ilgili sıfatlara baktığımız zaman ilim, irade, ilim demek bilim demek, bilmek demek. Yani aslında burada akıl gibi düşünebilirsin ilmi. İrade karar verebilme yeteneği benim iradem buna yetti işte ben bunu yapıyorum benim isteğim bu kardeşim falan filan irade o yüzden en önemli konulardan bir tanesi gerçekten de irade insana Allah'ın verdiği en önemli yetkinlik ve senin iraden var mı Tonguç Hocam? Evet hocam herkesin var. Harikasın. Herkesin iradesi vardır. Senin de iraden var. Tebrik ediyorum ve herkesin iradesi vardır. Ama tekrar söylüyorum bu sınırlı bir iradedir. Onun kavramına bakacağız. Cüz'i külli iradeye bakacağız. Kudret güç demek. Allah'ın gücü demek. Tekvinde yaratması yani Allah'ın her şeyi yaratması demek. Tekvin sıfatı da çok önemli ve kader yasalarına baktığımız zaman da fiziksel ...biyolojik ve toplumsal olmak üzere üç farklı yasamız var. Yani din dersimizde bu üç farklı yasa üzerine duracağız... ...ve kader ile ilgili kavramlara bakacağız. Emek ve rızık, yani çalışmak ve kazanç. Ecel ve ömür, yani e, son e, nefesimizi verdiğimiz zaman ve yaşam süremiz aslında. Tevekküle bakacağız, Allah'a güvenmek demek, başarı başarısızlığa bakacağız, hastalık ve sağlığa bakacağız. Peki şimdi hemen kader ve kaza inancını çok hızlı, jet hızlı da tekrar edeceğim. Merak etme. Şimdi kader bir işin planlanması, önce geliyor ilk başta planlama yapılması gerekiyor. Ölçü, düzen, hükmetmek bak bu ölçü, ahenk ve aynı zamanda düzen kelimeleri görünce hükmetmek plan ve program Allah'ın programı deyince biz burada kader aklımıza gelecek ve Allah'ın ilim ve irade sıfatlarıyla ilgili. İlim ne demekti? Bilmek demekti. İrade de güç yetirebilmek, seçim yapmak demekti. Allah bizi bu şekilde yarattı, evreni bu şekilde dizayn etti ve bilgisi sonsuz. Biz buna inanıyoruz. Bu kadar. Allah her şeyi planladı. Bir de kazamız var. Kaza da bu planın gerçekleşmesi. İşte şurada mesela kalemimiz var. Kalemi bıraktım, yere düştü. Neden bu adamın kafası yarılmış? Çünkü bu adamın elma kafasına düştü. Bu da Sir Isaac Newton bu arada. Ve bu elmanın yere düşmesi kaza aslında. Ama Allah'ın bu sistemi kurup da bu kalemin veya bu kapağın veya X şeyin düşeceğini planlaması kader aslında. Ama şu anda bunun kazası gerçekleşti. Ama bu planlanmıştı zaten. Hani ben bunu bıraktırdığı zaman bu düşecekti zaten. Şimdi bunun kazası gerçekleşti. Dolayısıyla kaza dediğimiz şeyse aslında bu planın gerçekleşmesi, emir ve hükümlerin yerine gelmesi, oluşması. Kudret güç demek ve yaratma tekvin sıfatlarıyla da alakalı diyoruz. Yaratma dediğimiz şey tekvin sıfatı demekti. Emir, hüküm yaratmak ve kararı bağlamak da kaza demek diyoruz. Ve tekrar söylüyorum ilk başta kader olur sonra kaza olur. Yani Önce bu gelir, sonra bu gelir şeklinde aklımıza atacağız. Şimdi Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır. Yani kader demek, ölçü demek, ahenk demek, denge demek, düzenlemek, uyum demek, yasa demek, plan demek. Bu kavramları görünce kader aklımıza gelecek. Mesela şöyle bir ayet var. Allah her şeyi, bak burada yazıyor zaten. Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Bismillahirrahmanirrahim. Kamer Suresi 49. ayette söylemiş. Her şeyi yaratan ve bir ölçüye göre düzenleyen Allah'tır demiş. Furkan suresi ikinci ayette. Dolayısıyla ölçü kavramları görünce hemen tak diye kader diyeceğiz. Evrendeki her şeyde bir ölçü, bir düzen ve bir denge vardır ve bunu Allah yaratmıştır. Yani bizim inandığımız ve varlığına, birliğine, her şeyi yarattığına inandığımız Allah yaratmıştır diyoruz. Allah'ın varlığını ve birliğinin delili tevhid. Yani tevhid inancı aslında Arapçadaki vahid, isteyin, selase, bir, iki, üç aslında demek. Bu vahitten geliyor. Tevhid yani Allah'ın birliği demek ve aynı zamanda akıl ve irade sahipleri için bir ibret aslında bu ölçü ve düzen. Yani ben dünyaya bakıyorum, aya bakıyorum, güneşe bakıyorum ve diyorum ki yani muhteşem bir düzen. Yani bu kolay kolay bir kendi kendine olamaz. Bu ne, ne demek kendi kendine olması? Bu mutlaka bir yani mesela şu kalemi göstersem sana kendi kendine olmuş diyebilir misin Tonguç Erhan Bey? Diyemem hocam. Aynen diyemezsin. Yani birisi yapmış ya yani. bunun bir fabrikası var. Bunun bir şeyi var. Yani bunun kendi kendine olduğunu söyleyebilecek bir insan herhalde bu videoyu izleyen hiç kimse yoktur. Aynı o şekilde evrene, dünyaya, güneşe hatta şöyle göstereyim. Dünya şeyim de var burada. Bak böyle. Dünyanın yuvarlaklığı asla, aslında yukarıdan aşağıdan basık olması. Kutupların burada soğuk olması. işte dünyanın ekseninin böyle 23 derece eğik olduğu için de mevsimlerin oluşması. Burada kışın, burada yazın olması acayip bir sistem. Yani bu siz yani şu dandirik kaleme diyorsun ki ya hocam yani kendi olamaz böyle şey mi olur canım baksana mürekkebi falan koymuşlar ama ya burada denizleri koymuşlar burada mükemmel denizlere giriyoruz güneşlenebiliyoruz işte sallıyorum ee, okyanusun altında o kadar güzel balıklar var ki inanılmaz ya bu, bu kaleme inanıyoruz ama bu dünyaya yani gerçekten bu saçmalık oluyor o yüzden... Bu denge aslında bu ölçü bu ahenk demek, güzellikler demek. Aslında bize kaderi gösteriyor ve gerçekten de akıl ve irade sahipleri için birer ibret dediğimiz şey de bu arada bu Arapça kelimeleri çok kullanırlar örnek demek aslında ve bu dengeyi bozmamak da gerekiyor diyor. Peki geldik evrensel yasalara. Fiziksel, biyolojik, toplumsal yasalar diye üç tanesi vardı. Özelliğine baktığımız zaman evrenle alakalı, maddeyle alakalı, o maddenin oluşumu ve yapı, yapısıyla alakalı evrensel ve değişmez ve gözlemlenebilir ve deney yapılabilir, ölçülebilir aslında. Biyolojik yasalara baktığımız zaman canlılarla alakalı, biyo demek zaten canlı demek, biyoloji de canlı bilimi demek ve e, oluşumu ve gelişimi ile ilgili ve insan, bitki ve hayvanlar gibi canlıların üzerinde e, duruyoruz aslında örneklerine bakacağım. Toplumsal yasara baktığımız zaman da insanlar arası ilişkiler ve sebep sonuç ilişkisi var. Yani bunu yaptığımız için böyle oldu. Bunu yaptığımız için böyle oldu demek ve örneklerine baktığımız zaman suyun kaldırma kuvveti, ıslanan maddelerin genleşmesi gece ve gündüzün oluşması, işte basit makineler konusu, basıncın oluşması bunların her birisi aslında fiziksel yasalarla alakalı. Ama biyolojik yasalar DNA'nın yapısı mesela işte bu güncel öğrendiğimiz konulardan başka. Mesela ne söyleyebiliriz? DNA kromozomların yapısı, insandaki kromozom sayısı, işte sallıyorum kalıtım mekanizması, mendelin çaprazlama deneyleri bunların her birisi aslında biyolojik yasalarla alakalı. Kuşların kanat yapısı ve balıkların solungacı, aynı zamanda ...farklı üreme sistemleri, farklı gaga yapısının olması... ...ağız yapısının, diş yapısının farklı olması gibi diye düşünebiliriz. Toplumlar adaletle ayakta kalıyor ve adalet mesela tamamen toplumsal yasalarla alakalı. Gelir dağılımı, adil olan toplumlar aslında kalkınabiliyor ama adil olmayan toplumlar... ...barış bozulduğu için çöküyor diyebiliriz ve çünkü gelir dağılımındaki adalet çok önemli diyoruz. Ve aynı zamanda toplumsal yasalarda göç, işte evlenme, boşanma tamamen bunlarla alakalı diyoruz. Ve ayetlere baktığımız zaman güneş de yörüngesinde akıp gitmektedir. Mesela bize sorularda böyle bir ayet veriyor. Bu hangi yasalarla alakalı diye sorabilir. Güneş dediğimiz zaman hemen tak diye işte evren, madde, işte gökyüzü, işte gezegenler falan hemen tak diye böyle diyoruz ki fiziksel yasalarla alakalı. Güneş de yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu üstün ve bilen Allah'ın kanunudur. Bu fiziksel yasa. Yasin suresi 38. ayet. O insanı alaktan, embriyodan yarattı. İnsanın yaratılışından anlatıyor. Alak suresi ikinci ayet. Ee, onlara kendilerinden evvelkilerin alt olan şehirlerin haberi ulaşmadı mı? Peygamberi onlara apaçık mucizeler getirmişti. Demek ki Allah onlara zulmedecek değildi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmetmekte idiler. Demiş Tövbe suresi 70. ayette. Bu da tamamen ama tamamen toplumsal yasalarla alakalı sebep sonuç ilişkisini gösteriyor bize. Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu metinde anlatılanlarla ilişkilendirilemez demiş. Bir metin vermiş. Klasik bir LGS sorusu veya işte sınav sorusu diyebiliriz. Bakalım hangisi ilişkilendirilemez demiş. Okuyalım metnimizi. Sanayi inkılabı ile birlikte fosil yakıtların kullanımı büyük artış gösterdi sera gazı etkisiyle birlikte hava sıcaklıkları artmaya başladı. Bu durum buzulların erimesi ve peşi sıra pek çok sorunu da beraberinde getirdi. Hem insan hem de diğer canlı hayatının olumsuz etkilendiği bu süreç sonucunda gezegenimize iklim değişikliği gibi ölümcül bir hediye sunmuş durumdayız. Gerçekten de pandemiden sonra dünyadaki en büyük tehlikenin iklim değişikliği olduğu varsayılıyor ve zaten sınavlarda da böyle sorular bekliyoruz şu anda. Peki Hangisi ilişkilendiremez? Allah göğü yükseltti ve dengeyi koydu. Sakın dengeyi bozmayın. Evet biz dengeyi bozuyoruz. Neden? Çünkü fosil yakıt kullanımını arttırdıkça, arttırdıkça, açgözlülük yaptıkça, arabalara çok fazla bince, fabrikalarda bir sürü şey ürettikçe ne yapıyoruz? Dengeyi bozuyoruz. Bu bununla ilişkilendirilebilir. O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Bunların her biri bir yörüngede yüzmektedirler. Allah böyle bir yörünge yani etrafında dolanma e, şeyleri... E, yolları çiziyor ve burada dolanıyorlar şimdi bununla alakalı mı geceyi gündüzü güneşi ve ayı yaratan bir düşünelim bakalım hemen diğerine bakalım başınıza gelen herhangi bir musibet yani problem sıkıntı kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir evet fosil yakıtları yakıyoruz sanayi inkılabı yüzünden kendi kendimize aslında yazık ediyoruz. İnsanların kendi yaptıklarından dolayı karada ve denizde düzen bozuldu. Evet düzen bozuluyor. Sera etkisi, iklim değişikliği evet doğru ama cevabımız B ile alakalı değil diyoruz. Ve üç tane seçeneği de ayet üzerinden görmüş olduk. İnsan iradesi ve kader konumuz kesinlikle ve sınavlarda yüzde yüz çıkan kısım. İnsanın özgürlüğü ile sorumluluğu arasında doğrudan bir ilişki var Tonguç evladım benim. Dolayısıyla sen özgür müsün? Özgürüm hocam. Aynen. Ben de özgürüm. İşte annemiz de özgür, babamız da özgür. Ama imkanlarımız dahilinde özgürüz. Onu da söylemek istiyorum. Yani insanın iradesi mesela şu anda ben hemen yarın ay, Ay'a gideyim diyemezsin. Çünkü imkanın yok ona. Yani böyle bir şey e, hani insanın böyle ışınlanması söz konusu değil. Hani hiçbir insanın bir saniyede işte bilmem nereye gitmesi veya işte e, istediği her şeyi yapması. Gerekiyor. Buna cüz'i irade diyoruz. Yani Allah'ın iradesi külli irade ama bizim irademiz cüz'i irade. İşte bu Özgürlüğümüz var ama kendi seçeneklerimizi yapabiliyoruz sadece bununla. Ve bunu seçtiğimiz zaman da sorumlu oluyoruz Tomuşer abi. Mesela sen ders çalışmayı seçiyor musun? Seçiyorum tabii ki hocam. Aynen. Gerçekten seçiyorsun ve çok güzel çalışıyorsun. Tebrik ediyorum seni. Ve bunun sayesinde başarılı olabilirsin sen şu anda. Ama ders çalışmamayı seçersen bu sorumluluğu alıp yani başarısızlığın sorumluluğunu alacaksın. Çünkü... Kesinlikle ve kesinlikle ders çalışmazsan başarısız O kesin yani net. Dolayısıyla sen bu sorumluluğu alıyorsun. Bu özgürlüğünü kullanarak ister çalış ister çalışma. İnsan akıl ve irade sahibi olduğundan davranışlarını kadere yükleyemez. Yani kaderim batsın, kaderim utansın. Yok bilmem böyle saçma sapan cümleleri asla kurma lütfen. Gerçekten de e, kaderimizde varsa e, alın yazımız yapacak bir şey yok. Böyle bir şey yok. Herkes kendi... E, hayatını şekillendirebilir. Allah bizi özgür bırakmış. Bu kelime çok önemli. Özgür kelimesi çok önemli. Ve bunu yaparken de bize demiş ki, ya özgürsün ve akıl ve iraden de var. Yani aklın da var, aklın da seçsene doğru düzgün şeyi kardeşim demiş. Dolayısıyla biz de aklımızla ve irademiz, seçme yeteneğimizle özgürlüğümüzle seçiyoruz ve bunun da sorumluluğunu alıyoruz. Gücü ölçüsünde sorumlu tutulan insan yaptıklarının karşılığını görecek. Yani ben iyi şeyler yaparsam iyi şeyler kazanacağım. Kötü şeyler yaparsam kötü şeyler kazanacağım. Ki Allah da bunu söylüyor zaten. Yani iyilik yapın ve iyiliğe kavuşun diyor. Yani Allah bize aslında hayra ve barışa yönelik işler yapanlar ve As suresinde bize net bir şekilde bunu söylüyor. O yüzden iyilik yapacağız ve sorumluluğunu alacağız kendimizde. İnsan hayatına yön verebilecek özellikle yaratılmış. Yani kendi seçimlerimizi yapabiliyoruz. Allah yaşananlardan insanların ders çıkarmasını ve kendisine verdiği yetenekleri amacına uygun olarak kullanmasını istemiştir. Yani aklımızı ve irademizi doğru kullanmamızı istemiştir. Bu kalıplar var ya Tonguç evladım benim, bu kalıplar sınavlarda, sorularda birebir çıkan kalıplar. Dolayısıyla bunları bilirsen Bunlar karşına geldiği zaman zorlanmasın. Bunların hepsi insanın iradesi ve kaderlerle alakalı. Şimdi hemen bir soru. Bu ayetlerde vurgulanan ortak husus yani konu yani bunlar da Arapça kelimeler bu arada. Ortak konu aşağıdaki hangisi demiş? İsra suresi 15. ayet demiş. Kim doğru yolu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur. Kim de doğruluktan saparsa kendi zararına sapmış olur. Yani herkes kendi e, seçimini yapıyor diyor. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü üstlenmez. Herkesin sorumluluğu kendisine diyor. Tamam. Kim iyi bir iş yaparsa lehine, kim de kötülük yaparsa aleyhinedir. Yani leh demek iyi bir şey demek, e, pozitif de manada avantajına. Kim de kötülük yaparsa da aleyhine. Yani dezavantajına demek. Rabbin kullara asla zulmedici. Yani e, hani zulüm demek aslında bir e, böyle bir e, kötülük yapmak demek. Hayır zulmedici Rabbin yani e, Allah aslında kullara, insanlara asla zulmedici değil diyor. Tamam bakalım. Ortak konuyu konudan bahsediyoruz biz aslında burada. Bir kere herkes kendi seçimini yapardan bahsediyor burası. Ve bunun sonucunda da kendileri kazanır veya kaybeder diyor. Ve e, bak burada doğruluktan saparsa kendi zararına, aleyhine kötülük yaparsa aleyhine e, iyiliği için seçmiyor. Kim doğru yolu seçerse de kendi iyiliği için. Yani iyi bir iş yaparsa kendi lehine demiş. Tamam Allah'ın insanın başına gelecek her şeyden haberdar oldu. Bununla alakalı bir şey söylemiş. İnsanın iyilik etmekten çok kötülük etmeye yöneldiği. Bununla ilgili bir şey söylemiş. İnsanın tercihlerinde özgür bırakıldığı. Evet bundan bahsediyor. Yani seçin istediğini seçin diyor ya ve ama iyi bir şey yaparsan iyi bir şey olur, kötü bir şey yaparsan kötü bir şey olur diyor. O yüzden cevabımız C seçiyorum ama bakalım. Allah'ın tövbe edenleri başlıyor. Tövbe demek aslında af dilemek demek ve başlıca bununla alakalı bir şey söylememiş. Kader ile ilgili kavramlara bakalım. Ecel ve ömür. Ecel ne demek Tonguç Eren Bey? Ezel bir tane dizi hocam. Hayır evladım ezel değil. Ezel başka bir film de o. Başka... Ama ecel diyorum ben sadece. Ecel dediğimiz şey... ...engellenemez ve kaçılamaz ömrün sonu demek. Yani Allah'ın e, bizim ömrümüzü yani yaşamımızı sona erdiği, sona erdirdiği e, zamanı aslında. Bak Allah'ın verdiği ömrü onun rızasına uygun şekilde yaşamamız gerektiğini bize en güzel gösteren şey. Ve son nefesimiz aslında diye düşünebilirsin. Yani ecel deyince aklımıza son nefes gelecek. Peki ömür ne demek? Ömürse bizim yaşantımız, yaşam süremiz, hayatımız, hayatımız ve e, aynı zamanda son nefesimize kadar bu hayatımızı en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Bu da çok önemli. Allah'ın rızasına uygun şekilde yaşamamız gerekiyor. Ve ecel ecelin asla engellenemez olduğunu bileceğiz burada. Emek ve rıza baktığımız zaman emek çalışmak demek, rızık da onun karşılığında kazandığımız demek. İsraftan kaçınmamız gerekiyor. Helale, harama dikkat etmemiz gerekiyor. Ve rızık için... Gayret göstermemiz, çaba göstermemiz gerekiyor. Onu da söylemek istiyorum. Peki israf ne demek? Boşa harcamak demek. Yani mesela işte tabağında yemek bırakmak demek veya işte e, boş yere bir sürü işte bir suyu yere dökmek demek. Bunların hepsi israf'a girebilir. Tevekküle baktığımız zaman tembellik etmememiz gerekiyor ve tedbir almamız gerekiyor, sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekiyor ve Allah'a güvenmemiz gerekiyor. Yani tevekkül dediğimiz şey aslında kendi yapman gerekenleri yaptıktan sonra üzerine düşeni yaptıktan sonra geri kalanını Allah'a bırakmak yani Allah'a güvenmek demek. Tevekkülün böyle bir özelliği var. Doğru tevekkül anlayışı ve yanlış tevekkül anlayışı diye bir şey var. O da şu doğru tevekkül anlayışı kendi üzerine düşeni yaptıktan sonra Allah'a güvenmek yanlış tevekkül anlayışı Allah'a güveniyorum ben zaten inşallah olur hiç ama hiç çalışmıyorum ama Allah'a güveniyorum ben demektir diyoruz. Çünkü kendi üzerine düşeni yapmıyorsun. Başarı başarısızlık başarı için inanmak çabalamak, sabırlı olmak ve dua etmek gerekiyor ve kimsenin hakkına girmemek gerekiyor. Başarısızlık ve başarı hayatın gerçekleri. Sağlık ve hastalık da aynı şekilde hayatın gerçeği. Sağlığını koruyacak tedbirleri alman ve gerektiğinde de tedaviyi ihmal etmemen gerekiyor diyoruz. Peki geldik LGS'ye girecek Aylaya. Yakınları şu tavsiyeleri vermişti. Bakalım. Elif, yapabildiğin derslere odaklan. Böylece motivasyonun artar. Diğer derslerle vakit kaybetme. Tamam mantıklı bir tavsiye bence. Allah'a güvenmen yeterli. Tamam o da mantıklı. Ee, her gün dua etmeyi ihmal etme. O da mantıklı. Güneş eksiklerini tamamla. Yapamadığın soruları öğren. Allah'tan hayırlısını iste. En mantıklısı. Ya, olağanüstü bir şey. Çünkü güneş o kadar güzel bir şey söylemiş ki. Hangisi tevekkül anlayışına uygundu demiş. Şimdi güneş aslında Çalış demiş, eksiklerini kapat, hata kutunu kontrol et, tat uygulamasını çalıştır falan. Ben tabi birazcık da reklama girdik Tom Şevren benim gerçekten Reklam gibi oldu hocam. Kullanıyor musun tat uygulamasını? Evet hocam kullanıyorum. Harikasın evet tat uygulamasını kullanınca gerçekten başarıya ulaşıyorsun onu söylemek istiyorum. Eksiklerini tamamlıyorsun ve yapamadığın soruları öğreniyorsun ve Allah'tan hayırlısını diyorsun. Allah'a güveniyorsun. Şimdi sadece Kaan'ın ve sadece Arda'nın söyledikleriyle aslında doğru tevekkül anlayışı olmuyor. Tevekkül anlayışı doğru olabilmesi için mutlaka baştan bir şeyler yapmak gerekiyor. Sadece Allah'a güveniyorum, inşallah uzaya çıkarım. Yani böyle şey mi olur? Çalışıp, üretip, işte NASA'yı kurup, bilmem ne, Türkiye Uzay Ajansını kurup öyle şey uzaya çıkabilsin. Öyle ya sadece Allah'a güveniyorum, inşallah bir gün uzaya çıkarım. Ona ne demek saçma sapan bir şey. Buna göre aileye verilen tavsiyelerden hangisi tevekkül anlayışına uygundur demiş? Tabii ki Güneş arkadaşımızın diyor. Hazreti Musa'ya bakalım. Bir kere Hazreti Musa peygamberlerden Kur'an-ı Kerim'de en fazla geçenlerden bir tanesi ve Tevrat adlı ilahi kitap verilmiş Hazreti Musa'ya ve ilahi mesaj gelmiş Hazreti Musa'ya ve Allah Hazreti Musa'yı Kelimullah yani Allah'ın kelimesi olarak adlandırıyor ve aynı zamanda kardeşiyle Allah tarafından desteklenmiş Hazreti Harun ile ne yaparken desteklenmiş? Ne yaparken desteklenmiş? Aslında dini insanlara anlatmak peygamberlerin görevi. Peygamberler Allah tarafından kendilerine iletilen mesajları, vahiyi insanlara iletmekle sorumlu. Ve bunu yaparken aslında Hazreti Musa'ya destek olsun diye Hazreti Harun kardeşi de gelmiş. Daha sonraları Kavmi buzaya tapmış yani anlatmış 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 peygamber olarak kendi üzerine düşen görevi yapmış ve insanları inandırmış ama sonrasında bir bırakmış e, bir yere gitmesi gerekiyormuş ve benzeri tak diye daha sonraları kavmi buzağa taptığını görmüş. Yani şirk, ortak koştuğunu, Allah'a ortak koştuğunu görmüş. Ve sonrasında işte kavmiyle ile Firavun'un e, zulmüne karşı mücadele etmiş. Firavun'la mücadele etmesinde tevhid mücadelesi çok önemli. Allah'ın varlığını, birliğini söylemiş. Firavun ben Tanrı'yım diyormuş. Hayır öyle bir şey yok demiş ve e, Tanrı Allah tektir demiş ve o sen değilsin demiş. Allah tektir senin gibi bir sürü Tanrı yoktur demiş ve tevhid mücadelesini Allah'ın birliği mücadelesini sonuna kadar savunmuş. Ve Firavun tabii ki onu ve kavmini özellikle İsrail oğullarını yani şu anda bildiğimiz Yahudileri, Musevileri ne yapmış? E, kovalamış Firavun. Bunlarla beraber giderken Hazreti Musa beraber giderken e, Museviler, Yahudiler yani İsrailoğulları Kızıl Denizi ortadan ikiye yarmış e, Hazreti Musa asasıyla ve burada teslim ve tevekkülü gösteriyoruz. Hiçbir seçenek kalmamış. Sadece deniz ve arkada Firavun orduları. Bunlar da arada kalmış. E ne yapacağız demişler? Firavun orduları bizi öldürecek demişler. O sırada teslim ve tevekkül ettikleri için yani ellerinden geleni yaptıkları ve aynı zamanda Allah'a güvendikleri için o denizi yarmış Hazreti Musa mucize olarak. Ve denizi içinden geçip gitmişler. Ve sonrasında Firavun tabii ki o sular kapanınca tak diye mortanzi şıtranze olmuş. Ve annesi de tevekkül sahibi Hazreti Musa'nın. Çünkü annesi de e, Firavun'un zulmünden önceki Firavun'un zulmünden kaçırmak için Hazreti Musa çocukken daha bebekken e, nehre koyuyor ve nehirde. ...tek başına bırakıyor ve... ...düşünsene bir anne için... ...çocuğunu nehre başıboş bırakmak... ...olağanüstü bir tevekkül gösteriyor... ...annesi diyor. Şimdi ayetel kürsüye... ...bakalım. Ayetel kürsü Bakara suresinin... ...255. ayeti. Yüce Allah'ın... ...eşsiz sıfatlarını ve gücünü... ...anlatıyor. İçinde kürsi... ...sözcüğü geçiyor ve bu isimden alınıyor. Ayetel kürsi dememizin sebebi bu. Ve tevkit inancı üzerine yani... ...Allah'ın birliği üzerine kurulu ve Allah'ın... ...bütün kainatın sahibi olduğunu... ...ve her şeyin... Ona ait olduğunu ve bütün işlerin ancak onun izniyle gerçekleşebileceğini bize bildiriyor aslında ve aynı zamanda farz namazlarından sonra Allah'tan yardım ve korunma istemek için çoğunlukla camilerimizde ayet el -kürsü okunuyor Allahüla ilahü vel hayyül kayyum şeklinde başlıyor diyoruz ve aynı zamanda yatmadan önce güne ve geceye başlarken de herkes tarafından okunuyor korunmak için özellikle diyoruz. Peki ayet el-kursu anlamına bakalım Allah ondan başka ilah yoktur diridir. Elhay sıfatı geçiyor burada. Her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. El kayyum sıfatı geçiyor burada aslında. Allah'ın yüce sıfatları bunlar. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Onun e, aslında kürsüsü. Aslında kürsü onun her şeyi ona ait onu söylüyoruz. Onun izni olmadıkça katından hiçbir kimse şefaat edemez. Yani e, kimseye merhamet edemez veya işte onları kurtaramaz. Onların önlerinde ve arkalarında olanları o bilir ve onun ilminden hiçbir şeyi dilediği müstesna kimse bilgisi içine sığdıramaz. Yani onun ilmi sınırsızdır diyor ve kimse onun bilgisinin hepsine hakim olamaz diyor. Ki zaten e, bilim insanları da şunu söylüyor. Dünyadaki bilginin yüzde 0.001'ini bile bilmiyoruz daha diyorlar. Ve aynı zamanda onun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır ve onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir. El Ali'yi geçiyor burada. Mutmak büyüktür. El Azim geçiyor burada. Dolayısıyla buradaki ayette aslında bize Allah'ın yüce sıfatları geçiyor. Oldukça uzun bir ayet bu arada. Sadece bir ayet bu. Surenin bir ayeti. En uzun ayetlerden bir tanesi. Ve bu ayette yüce sıfatları ve Allah'ın her şeye sahip olduğu, hakim olduğu geçiyor. Ve şimdi de geldik zekat ve sadaka ünitesine. En uzun üniteyi bitirmiş olduk. Şimdi de zekat ve sadaka yani İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önem konumuzla beraberiz. Bir kere Zekat ve sadaka ikisi farklı birbirinden. Zekat farz bir ibadet. Ve zekatın kimlere verildiği, aynı zamanda kimin verdiği, kimlere verilmeyeceği, nelerden verildiği, faydaları ve benzeri bunların hepsine değineceğiz. Ama kavram olarak şunu bilelim. Zekat arınmak demek, temizlenmek demek. Çünkü insan verdikçe arınır, temizlenir. Sadaka da aynı manalarda aslında ama sadakanın farklı bir boyutu var. Sadaka her an her saniye her şekilde verebilirsin. Hatta maddi ve manevi olabiliyor. Yani burada illa maddi olmasına gerek yok sadakada. Ama zekatta kesinlikle maddi olması gerekiyor. Maddi bir karşılığının olması gerekiyor. Ama sadakada güzel bir söz de bir sadakadır. Mesela akıllı Tonguç evladım benim. Harikasın Tonguç evladım benim dediğinde ne hissediyorsun? İyi hissediyorum hocam süper. Aynen iyi hissediyorsun süper hissediyorsun. Aynen öyle. Çünkü ben sana aslında sadakada veriyorum. Çünkü ne yapıyorum? Güzel söz de bir sadaka aslında. ...iyi davranış da bir sadaka. Dolayısıyla sadaka geniş bir kavram. Ve bu kavram için sadakayı cariye var mesela. Bu e, sonsuz devam eden sadaka. Mesela bir çeşme yaptırıyorsun veya işte cami yaptırıyorsun, yol yaptırıyorsun, kütüphane yaptırıyorsun. Sen öldükten sonra da devam ediyor sana sevap pointler. Aynı zamanda fitreye baktığımız zaman da fitreler Ramazan ayında verilen sadaka türüne verilen ad diyoruz. Zekat dediğimiz ee, ...konunun da özelinde... ...farz ibadet... ...her Müslüman... ...ama nisap miktarı kadar... ...mala sahip... ...zenginlik ölçüsü aslında... ...bunun kadar mala sahip her Müslüman... ...vermek zorunda zekatı... ...ve aynı zamanda... E, zengin, akıllı, hür, ergen ve Müslümanların hepsi vermek zorunda. Farz ibadeti olarak yani vermek zorunda. Aynı yani namaz kılmamız gerektiği gibi. Ve aynı zamanda infak vermek demek öşürde bu verdiğimiz şeyler bazen işte büyükbaş hayvandan, küçükbaş hayvandan eğer çiftçiysek, köylüysek, kasabada yaşıyorsak ve benzeri para altından iş adamıysak bilmem neysek işte topraktan öşür diyoruz yani ee, burada tarım ürünlerinden demek aslında öşürde madenden aslında bunların her birisi de verilebilen maddi değerleri ifade ediyor ve kimlere verilebiliyor aslında yoksullara düşkünlere borçlulara yolda kalmış yolculara özgürlüğüne özgürlüğünü yitirmiş olanlara, özgürlüğünü yitirmiş olanlara, kalbi İslam'a sınırılmak isteyenlere ve Allah yolunda çalışanlara ve zekat memurlarına. Çünkü zekat memurları da zekatı dağıtırken şey taş dolayısıyla. Dolayısıyla bunların her birisini Allah ayetimiz ayetimizde net bir şekilde tanımlıyor... Ve kimlere verilmez bakmakla yükümlü olduklarına. Yani ben çocuğuma zekat verdim. Zaten çocuğuna bakmak zorundasın kardeşim öyle şey mi olur? Veya işte karıma zekat. Ha öyle bir şey olmaz. Karına zekat vermez çünkü karına zaten bakmak zorundasın. Veya işte e, anneme zekat verdim. Anne zaten bakmak zorundasın. Dolayısıyla birinci derece akrabalarda böyle bir şey geçerli değil. Peki faydaları neler? Şükür ediyorsun. Yani Allah'a teşekkür etmiş oluyorsun. Paylaşıyorsun. En güzel şey bu. Yani insanlarla paylaşıyorsun. Yardımlaşma, toplumsal adalet ve birlik ve beraberlik artıyor. Zengin ve fakir arasındaki aralık daralıyor diyoruz. Bunlar da sınav sorularında çok çıkıyor. Şimdi zekat ve sadaka ibadetine birazcık daha geniş bakalım. Zekat verirken dikkat edecek bazı hususlar var. Sınavlarda bunlar çok çıkıyor. Allah'ın rızasını gözetmek. Yani Allah için vermek. Yani orada bir şov yapacağım ve benzeri falan filan değil. Gösterişten uzak duracağız zekat verirken. Gerçek muhtaçlara vereceğiz. Yani ihtiyacı olmayan birisine zekat verdim diye övünmeyeceğiz. Çünkü o zekat olmuyor ne yazık ki. Bakmakla sorumlu olduklarına verilmiyor. Annene, babana, çocuğuna, karına. Bunlar zaten bakmakla sorumlu olduklarının bu da zekat sayılmıyor yakınlarından başlamak gerekiyor. Yani akrabalarından mesela zor durumda olan birilerine verebilirsin. Vaktinde vermek gerekiyor. İşte e, aynı zamanda malın iyisinden vermek gerekiyor ve karşı tarafı sözlerimizde incitmememiz gerekiyor. Çünkü bir şeyi vermenin dışında bir de nasıl verdiğin de çok önemli. Mesela bu dersideki bilgileri ben size böyle sayfalarla alın çalışın demeyin dışında nasıl anlattığım da çok önemli diyor. Peki bu parçada aşağıdaki kavramın hangisine değinilmemiştir demiş. Bakalım hemen. Mısır üreten bir çiftçi varmış. Her yıl en kaliteli mısır ödülünü alırmış. Bir yıl bir gazeteci çiftçiyle röportaj yaparken oldukça ilginç bir bilgiye ulaşmış. Çiftçi ödül aldığı mısır tohumlarını ekmeleri için komşularına da veriyormuş. Gazeteci çiftçiye seninle her yıl aynı yarışmaya giren komşularına tohumlarından vermeyi nasıl göz alabiliyorsun diye sormuş. Neden diye sormuş çiftçi. Yoksa bilmiyor musun rüzgar olgunlaşan mısırlardan polenleri alır ve tarla tarla dağıtır. Eğer komşularım kalitesiz mısır yetişirse çapraz sozlaşma sonucunda her geçen yıl ürettiğim mısırın kalitesi düşer. Eğer kaliteli mısır yetiştirmek istiyorsam komşularıma da kaliteli mısır yetiştirmeleri için yardım etmeliyim demiş. Yani bu parçada aşağıdaki kavramadan hangisine değinilmemiş derken aslında paylaşmaya değinilmiş. Neden paylaşmayı söylüyor? Ka komşularıyla paylaşmış. Ve aynı zamanda dayanışmaya değinilmiş. Aynı zamanda çalışmaya değinilmiş. Burada çalışıyor adam en kaliteli mısır ödülü almış. ama sorumluluğa değinilmemiş diyoruz cevabımız D seçeneği. Hazreti Şuayb Aleyhisselam bakın Hazreti Şuayb de bir peygamberimiz. Kimdir? Hatibül Enbiya. Yani pe enbiyaların, peygamberlerin hatibi. Yani güzel hitabetiyle anılıyordu aslında. Ve özelliğine baktığımız zaman ikna edici ve yumuşak huylu olması özelliği ve öğütlerine baktığımız zaman hile yapmayın der. Şirk koşmayın der ve haksızlık ve bozgunculuk yapmayın der. Kur'an'daki ayette zaten bize Hazreti Şuayb'ı anlatıyor. Kıssasına baktığımız zaman, hikayesine baktığımız zaman yani... ...Refah içindeki Medyen ve Eki halkını putlardan ve haksız kazançtan uzak tutmaya çalıştı. Ve kavmi helak oldu diyoruz. Yani e, kavmi Allah tarafından e, helak edildi. Çünkü sürekli asilik yaptıkları için diyoruz. Ve dikkat edelim bak, Refah içindeydi aslında Medyen ve Eki halkı ve putlara tapıyorlardı ama haksız kazanç sağlamaya çalışıyorlardı. Ölçüde tartıda hile yapıyordu. O da bozgunculuk yapmayın dedi ve sonrasında da ne yazık ki halkta helak oldu uymadıkları iş. Işte. Şimdi geldik Araf suresi 85. ayetle alakalı bir sorumuz var. Hazreti Şuayb'ın halkına seslendiği bu ayetten aşağıdaki hangisine ulaşılamaz demiş. Ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Tevhid inancı süper. Aynı zamanda işte size Rabbiniz tarafından apacık bir mucize gelmiştir. Sizler ölçüyü ve tartıyı tam tutun. Yani hile yapmayın diyor. İnsanların mallarının değerini düşürmeyin. Islah edildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın. Yani düzeltildikten sonra yine bozgunculuk yapmayın. Eğer iman ediyorsanız bu sizin için daha hayırlıdır demiş. Bakalım Allah'a şirk koştuklarına. Şimdi bunu ulaşabiliyoruz. Çünkü şirk demek ortak koşmak demek. Ortak demek. Yani Allah bir demek değil. ...bir, iki, üç ortakları var diyorsun... ...hayır burada diyor ki... ...aslında e, tevhid Allah'a tek olduğuna inanın diyor... ...bunu söylerken bize aslında şirk koşullarına ulaşabiliyoruz... ...çünkü uyarıyor pe Peygamber Hazreti Şuayb onları... ...ticarette ölçülü olduklarını... ...hayır buna ulaşılamaz kusura bakma... ...çünkü zaten ölçüyü ve tartıyı tam tutun derken... ...demek ki ölçüsüzler... Yani ...bir üçkağıtçılık yapıyorlar onlar hak ve hukuka uymadıklarını, evet doğru ölçüyü ve tartıyı tam tutmuyorlar demek ki ulaşılabiliyor bunu söylerken aslında. Haksız kazanç elde ettiklerine, evet bu da doğru, mallarının değerini düşürüyorlarmış, haksız kazanç elde ediyormuş. Cevabımız B seçeneği diyoruz. Maun suresi iki grup insandan bahsediyor. Bakalım, Maun suresi Kur'an-ı Kerim'deki bir sure ve bu surede bazı mesajlar veriliyor. Birinci grup Allah'ın nimetine inkar eden hesap ve ceza gününü yalan sayan kafirler aslında birinci grup. İkinci gruba baktığımız zaman da yaptığı amelle Allah'ın rızasını kastetmeyen aksine gösteriş için amel edip namaz kılan münafıklar. Yani kafirler ve münafıklardan bahsediyor aslında. Kafirler aslında inanmayanlar, doğruyu örtenler demek aslında. Ve ikinci gruba baktığımızda münafıklar yani iki yüzlülerden bahsediyor aslında. Peki bakalım nasıl bahsediyor? Okunuşuna bakalım. Erayetellezi yükezübü bittiğin ile başlayan bir Arapça okunuşu var ama biz anlamına odaklanmamız gerekiyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla gördün mü o hesap ve ceza gününü yalanlayanı? yani bir arkadaş varmış demek ki hesap gününü ahireti kıyameti yalanlıyormuş yoktur diyormuş. İşte o yetimi itip kakan yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yetimleri, babasız, annesiz insanları itip kakıyor, kötü davranıyor ve yoksula da yedirmeyi özendirmiyor. Boş verin yoksulları diyor mesela. Yazıklar olsun da namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar namazlarıyla gösteriş yaparlar. ...çok fena bir şey gösteriş, riyakarlık. Bu kelimeyi lütfen bil Tomuç Eren Bey'im. Riya ne demek evladım benim? Ee, gösteriş demek hocam. Harikasın, gösteriş demek, bravo. Riyakar mısın sen peki? Hayır hocam değilim. Aynen tebrik ediyorum, hayır. Kesinlikle riyakar değilsin, bravo diyorum sana. Riyakar gösteriş e, yapan demek aslında. Burada da onlardan bahsediyor. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar demiş bu tür insan grubu. Mahmud suresinde verilen bazı mesajlara baktığımız zaman... ...ahirete inanıyorsan yetime ve yoksula iyi davranman gerekiyor. Bir kere yetimler Kur'an-ı Kerim'de çok geçiyor. Annesi, babası veya bir tanesi... ...ölmüş insanlar, çocuklar aslında bizim koruma altına almamız gereken gruptan. Ve yoksullar da aynı şekilde zekatla, sadakayla koruma altına almamız gruptan. Sadece kendini düşünüp bencil olmamamız gerektiğini mesajını veriyor. Sorumluluk duygusuyla hareket edip yardımlaşmamız gerektiğini söylüyor. Ve ibadetlerde riya, gösterişten kaçınmamız gerektiğini söylüyor. Allah'ın rızasını da esas almamız gerektiğini söylüyor. Şimdi din, birey ve toplum artık son konuya geldik. Hemen hızlıca bitiriyorum. Dinin ana konularına baktığımız zaman Tonguç Eren Bey'im inanç, ibadet, ahlak, toplumsal ilişkiler var. Şimdi inanç deyince tevhid inancı yani Allah'ın varlığının birliğinin tek olduğunun inancı en önemlisi vazgeçilmez. Ve amentü dediğimiz altı tane imanın şartı var onu da bileceğiz. İbadete baktığımız zaman kulluk vazifeleri, zekat, sadaka, kurban, hac, namaz bunlar ibadet olarak adlandırılıyor. Ve sosyal dayanışmayı, sosyal birlikteliği, dini emirlerin insanın aklına, ruhuna ve kalbine dokunduğunu bilmemiz gerekiyor. Burada şunu unutmamamız gerekiyor. İbadette de aslında beş İslam'ın şartı var ve bunları da öğreneceğiz. Ahlak konusuna baktığımız zaman da Allah'a hürmet, doğruluk, dürüstlük, iyilik Allah'ın kullarına şefkat ve merhamet göstermek, adil ve hoşgörülü olmak bütün ahlak anlayışımızın sadece bir kısmı tabii. Ki ahlak çok geniş bir çerçeve. Ahlaklı birey olmak, erdemli birey olmak en önemli kazanımlardan bir tanesi Allah da bunun e, aslında çok vurgulamasını yapıyor Kur'an-ı Kerim'de. Dürüst olmak, iyi insan olmak, şefkatli olmak, merhametli olmak, adil olmak ve hoşgörülü olmak da en önemli şeylerden bir tanesi. Toplumsal işlere baktığımız zaman da sosyal hayata dair kural ve ilişkiler ve burada da işte bazı kötü alışkanlıklardan uzak duracağız, birbirimizi rahatsız etmemeye dikkat edeceğiz ve benzeri. Şimdi burada şunu unutmayalım. Din birey ilişkisi ve din toplum ilişkisi iki tane kavramımız var. Şimdi bir kere din birey ilişkisinde din insanı manen yüceltiyor, yaşamına anlam katıyor, duygu ve davranış yönünden insanı geliştiriyor. Çünkü insanın inanmaya ihtiyacı var. Allah bizi yaratırken kodlamış, kodumuzun içerisine şunu koymuş. İnanmalıyız, inanmalıyız ki insan olduğumuzun farkına varalım. Herkes bir şeye inanır. Dolayısıyla aslında biz de Allah'a inanarak ve bunu da gösteren din aslında bizim kılavuzumuz. Kılavuz e, kullanım kılavuzu gibi ve bunu Allah'a inanmak için bir kılavuz gibi kullanarak ilerlememiz gerekiyor. İnsan inancı sayesinde neye ne kadar nasıl değer vereceğini de biliyor aslında ve birey dünya ve ahiret mutluluğunu elde ediyor. Aslında bizim dünya ve ahiret mutluluğu için ilk başta inanmamız gerekiyor. Allah ve ahiret inancı bireye aslında dayanma gücü veriyor. Yani çünkü hayatımda bir sürü problem, sıkıntı oluyor. Senin hayatında problem, sıkıntı oluyor mu oğlum? Evet hocam, herkesin vardır. Aynı öyle. Yani herkesin hayatında tabii ki oluyor senin olduğu gibi ve bunların her birisine dayanma gücü veriyor. Allah benim yanımda diyorsun. Allah'a güvendim. Bunu da aşacağım diyorsun. İşte bu LGS'yi de halledeceğim diyorsun ve güvenerek, dayanarak ilerliyorsun. Din ve toplum ilişkisine baktığımız zaman insan sosyal bir varlık bir kere. İbadetlerimiz sosyal olabiliyor. İşte cuma namazı var, işte bayram namazı var veya işte toplum namazına gidebiliyoruz. Dayanışma, kardeşlik, hoşgörü ve toplumsal birlikleri de katkıda bulunuyor bu tür ibadetler. Mesela hac ibadeti hep beraber bütün insanlar 3-4 milyon aynı yerde tek bir noktada bir sürü insan birbirlerine hiçbir statü olmadan birbirleriyle kaynaşarak hac ibadetini gerçekleştiriyorlar. Böylece toplum toplumsal huzura da iyiye ve güzeli de ulaşıyoruz. Yani birbirimize kaynaşıyoruz. Zekat ibadeti de zenginle fakir arasındaki farkı kapatan ibadetlerden bir tanesi. Sadaka, hac, kurban ve namaz ibadetleri de toplumsal yönünü görmezden gelemeyeceğimiz ibadetler. Özellikle sadaka, özellikle hac, özellikle namaz, kurbanda da etlerini veriyoruz ve benzeri birçok katkısı var bu tür ibadetlerin diyoruz. Peki o zaman hemen bir sorumuz var. Bu hadiste Müslümanların aşağı yukarı hangisine yönlendirildiği söylenebilir demiş. Komşusu aç iken kendisi tok yatan bizden değildir demiş hadis-i şerif. Tamam. Çevresine karşı duyarlı olmaya. Evet, komşularımıza duyarlı olmaya yönlendirme var. Gerçekten yanında oturan komşunun aç veya tok olduğunu bileceksin ve etrafına, çevrene karşı duyarlı olacaksın. Evet bundan söylenebilir. Doğru. İbadetlerini vaktinde yapma. Vakitle alakalı bir şey söylememiş. Maddi zenginliğe önem vermeye alakası bile yok. Komşuluk ilişkinde mesafeli olmaya. Hayır. Tam tersine yakın ol diyor. Cevabımız A seçeneği diyoruz. Ee, aynı zamanda ödüllü sorumuzu da yapın. Yorumlara yollayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.